Bitlis, Türkiye coğrafyasının Doğu Anadolu bölgesinde Van Gölü'nün batısında, deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte, vadi içine kurulmuş, kuzeyinde Ağrı, Muş, batısında Batman, güneyinde Siirt, doğusunda Van illeriyle komşu bir ildir. Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden olan Adi Cevaz, Ahlat, Güroymak, Mutki, Tatvan ve Hizan ilçeleriyle 5000 yıllık tarihi ve kültürü günümüze kadar taşımış, medeniyetler yumağı olmuştur Bitlis. Bitlis, el değmemiş doğası, tarihin hemen her dönemine tanıklık eden anıtsal yapıları ve her zaman dinamik bir şekilde varlığını sürdüren kültürüyle adeta doğuda keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Bitlis'te kış şartlarının ağır geçmesi sebebiyle bölge insanı 7'den 70'e kayak sporuna ilgi göstermiştir. Türkiye'nin en uzun kayak pistlerine sahip olan Bitlis, son yıllarda kayakseverlerin ilgisini çekmektedir. Tatvan, Ahlat, Adi Cevaz ilçelerinin kucaklaştığı uçsuz bucaksız Van Gölü sahilleri yaz aylarında tatilcilerin gözde mekanlarından biridir. Bu potansiyeliyle Bitlis, ülkemizin Ege ve Akdeniz sahillerine sıkışmış turizmine hem doğuda açılan bir pencere hem de sahip olduğu zenginlikleriyle üzerine düşeni yapmaya hazır bir kuvvet konumundadır. Mağrur tarihin mütevazı şehri Bitlis. Evet, burası Bitlis ve burası mağrur demirci ustalarının hala örsle demiri buluşturup orak yaptığı mütevazı şehir. Örme tekniğiyle Bitlis'te devam ediyor. Kendir ipi, keçi kılı ve yün iplik bir araya geldiğinde ayağı serin tutan, taşlı arazide yürümeyi kolaylaştıran harik, Bitlisli'nin kullandığı özel el sanatı ürünler arasında olmaya devam ediyor hala. Asıl ham maddesi yün ve kıl olan kilim, son zamanlarda Bitlis'te sentetik iplerle ilmek ilmek dokunmakta.
döşeme, sedir, divan gibi yere serilen, genellikle renkli desenlerle süslü, havsız, çözgülerin atkılar tarafından tamamen gizlendiği atkı yüzlü bir dokuma. Bir evin döşemesinde yaygı, sergi, eşya taşımada heybe, zahire ve giyecek muhafazasında da çuval olarak kullanılmakta. Bastonlar Bitlis'te bir başka işleniyor. İyi baktığın zaman her birinde ayrı bir dünya, ayrı bir hasret olduğunu hemen fark edeceksiniz. El sanatlarının bir başka dalı olan çömlekçilik, Bitlis'in ve Bitlislinin toprağın suyla ve duygularla buluştuğu anlara bugün de tanıklık etmektedir. Minareler ahlat taşıyla yükseliyor göğe. Bitlis'te büryan teke etinden yapılıyor. Nisan ayından itibaren Ağustos'a kadar gelen ziyaretçilere ve Bitlislilere